Selamlar kanalıma hoş geldiniz. 5 artı bir ses sistemi arıyorsan bu videoda kal. Kado markasının MD505 modelle 5 artı bir ses sistemini bu videomuzda inceliyoruz. Televizyonunda kullanabileceğin, bilgisayarında kullanabileceğin hatta farklı tablet telefonlarına bile bağlayıp kullanabileceğin speaker'dan bahsediyorum. 5 artı bir hem de 70 watt gücünde. Bu cihazın üzerinde SD kart girişi, USB flash bellek girişi, bir de AUX girişiyle bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Bluetooth'ta mevcut yani Bluetooth üzerinden de herhangi bir telefonunuz olabilir, tabletiniz olabilir, bilgisayarınız olabilir. Herhangi bir cihaza bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Ürünün 70 Watt bir gücü bulunuyor. 20 artı 10 Watt 5 tane hoparlör olarak geçiyor. Ve 40 Hz ile 20 kHz'lik bir ses frekans aralığı bulunuyor bu üründe. En önemlisi içerisinden kumanda çıkıyor ve uzaktan kumanda ile şarkınızı ileri sarabilir, geri sarabilir veya durdurup başlatabilirsiniz. Ya da modlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Ve şöyle de bir özelliği bulunuyor. Cihazın üstündeki tuşlardan da hani kumandayı kullanmadan modunu değiştirebiliyorsunuz. Şarkıyı ileri alabiliyorsunuz. Yani geri sarabiliyorsunuz vesaire. Bunları da yapabiliyorsunuz. Ve bu ses sistemini 2 artı 1 şeklinde de kullanabiliyorsunuz. Ses baktınız 5 artı 1 de çok yüksek geldi. Komşular rahatsız oluyor veya siz rahatsız oluyorsunuz. Hemen üzerindeki bir tuşla direkt 2 artı 1'e çekebiliyorsunuz. Tekrar bastığınızda da 5 artı 1'e geçiş yapabiliyor. Şimdi gelin ürünün bir kutusunu açalım. Sonrasında ses performansında bu mikrofondan size ne kadar geliyorsa göstermeye çalışacağım. Şimdi geldik ürünün kutusunu açmaya. Hemen size bir kutunun böyle ön tarafını göstereyim. 70 watt ibaresi burada yazıyor ve 5 artı 1 speaker olarak geçiyor. Şimdi yan tarafına baktığımızda burada zaten hani nerelerde kullanıldığı, hangi özelliklerin olduğu yazıyor. İşte SD kartın olduğu, Bluetooth ve wireless'ın olduğu ve flash bellek takabiliyorsunuz. Ayrıca bir de FM radyosu bulunuyor. Ve hemen kutu içeriğine bakıyoruz. Bir adet böyle kullanım kitapçığı geliyor ve içerisinde kablolar mevcut. Bunlara bakacağız. Kumandası da çıkıyor. Kumandadan da kontrol sağlayabiliyorsunuz. Kumandayı da yakından göstereyim sizlere. Hemen şöyle tek tek hoparlörleri çıkartalım. Hatta bir tanesini hemen şöyle poşetini açayım. Poşetini açtığımızda böyle şık tasarıma sahip hoparlörler karşımıza çıkıyor. Bunları da şimdi tek tek kenara alalım. 5 tane hoparlörü çıkarttık. Hemen şöyle kaldıralım ve asıl bombaya gelelim. Bu subwoofer'ımız çok da ağır değilmiş bu arada. Bakıyoruz kutunun içerisi boş. Şimdi hemen şöyle bir subwoofer'ımızı açalım bakalım. Bunları da öyle bir paketliyorlar ki yemin ediyorum açılmıyor yani. Fiş yani priz girişimiz bulunuyor. Ön tarafa bakalım. Burada bir ekranı var. Şöyle açayım hemen onu da. Görmüş olduğunuz gibi buradan ses açıp kısabiliyorsunuz ve buradaki tuşlarla da yönetebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim kameraya daha iyi gözükecektir. Görmüş olduğunuz gibi burada bir USB bellek girişimiz bulunuyor. Şu kısımda da SD kart girişi var ve baktığımızda arka tarafında da gerekli girişler var. Subwoofer'ı buradan aç kapı yapabiliyorsunuz ve yan tarafında da burada bir bas çıkışı havalandırması mı deniyor artık neyse bu bölüm var. Yani kutu içeriğinden bunlar çıkıyor. Hemen hoparlörü tekrardan bir göstereyim. Şöyle bir tasarıma sahip. Burada da gene kendi arka kısmına giriş yapacağı giriş bölümü bulunuyor. Kumandanın üzerinde de görmüş olduğunuz gibi müziği durdurabileceğiniz İleri geri sarabileceğiniz ve modlar arasında geçiş yapabileceğiniz bölüm bulunuyor. Pil var mı içinde? Tabii ki yok. Tek pille sanırım çalışıyor. Bir tane yuva gözüküyor. Bilmiyorum kameraya net olarak gözüküyor mu bu durumda? Onun dışında hafif böyle çok hani sağlam bir televizyon kumandası gibi değil ama gene de bu cihazın işini görebilecek bir kumanda. Burada zaten nasıl kurulacağı illaki yazmışlardır. Evet, nasıl kurulacağı ile ilgili gerekli bilgiler de kitapçıkta var. Kulaklıkla dinliyorsan eğer sesi birazcık kız çünkü müzik performansına geçeceğiz. Hatta telefondan da dinliyorsan yüksek geliyor olabilir. Sesi şimdi kısabilirsin ve müzik performansımıza geçiyoruz. <laughs> Evet, ürünün sizlere bu mikrofona yansıdığı şekilde bir ses performansını dinlettim. Hem baslı şarkılar olsun hem normal böyle slow şarkılar tarzında da bir parça dinletmeye çalıştım. Şimdi ben ürünü televizyonumda kullanıyorum. Zaten şu anda görselini görüyorsunuz. Televizyonuma da Bluetooth'la bağladım. Çünkü bir Android Box'ım var. Aslında olmasa da televizyonun kendi Bluetooth özelliği bulunuyor. Oradan da bağlantı sağlayabiliyoruz. Küçük hoparlörlerin hepsini arka kısma bağlantısını sağlıyorsunuz, cihazı da, subwoofer'ı da fişe takmanız yeterli oluyor. Telefondan, televizyondan, tabletten herhangi bir yerden bağlantı sağlayarak direkt üründen, YouTube'dan olsun, herhangi bir yerden şarkı açıp ya da film açıp izleyebiliyorsunuz. Bu açıdan güzel bir özellik en azından 3.5 milimetrelik jack da çıkıyor içerisinden. Onunla da bağlayabilirsin televizyonla ya da istersen bağlamadan bluetooth'un varsa yani bluetooth'u destekliyorsa cihazın bluetooth'la kolay bir şekilde bağlantı yapabiliyorsun. Benim üründe en sevdiğim özelliklerden bir tanesi çok ağır değil. Hepsi kompakt bir şekilde ama güzel bir ses veriyor. Bas ayar yeri bulunmuyor. Yani basın şiddetini kısıp açabileceğiniz bir bölüm yok. Otomatik kendi içerisinde olan bir bas var ve bu da işte sesine kadar yükseltirseniz bas derecesi de o kadar artıyor. Ama şöyle söyleyeyim çok eski bir model kullanıyordum televizyonumda daha öncesinde markası bile yok custom bir cihaz 4 artı 1'do o da gene sabu vardı ama izlediğim filmlerde veya müziklerde inanın hiç tat almıyordum çünkü hoparlörlerin watt değerleri çok düşüktü o küçük olanların ve bas çok yüksek çıkıyordu ses git gelmiyor gibi bir şeydi yani bas onu perdeliyordu ben şimdi bunu müzikte dinledim filmde izledim çünkü kutu açılışını yaptığım gün ilk geldiği gündü ve kutu açılımını yapıp birazcık test edip sizlere öyle sunmak istedim. Ürünün dediğim gibi SD kartınıza müzik atıp dinleyebiliyorsunuz. Flash belleğinize işte müzik atıp dinleyebiliyorsunuz. Bunlar güzel bir özellik olmuş. Fiyatlandırmasını hak eden bir ses sistemi olduğunu da söylemek istiyorum. Tabii ki de bu tarz ürünlerde böyle aşırı derecede bir teknik detay paylaşabilecek durumum yok. Olan bilgileri, kendi deneyimlediğim bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Üzerinde LED ekranın olması güzel. USB'de misin, SD kartta mısın ya da FM radyoda mısın? Hepsini görebiliyorsunuz ve üzerindeki tuşlar sayesinde de bunu kolaylıkla kontrol edebiliyorsunuz veya böyle bir kumandası bulunuyor. Bu kumandayla da cihazı kontrol etmeniz mümkün. Yani istediğin gibi ister kumandadan istersen de subwoofer'ın üzerindeki tuşlardan kontrol edebilirsin. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.